Öncelikle merhabalar. Yayınımızı başlatıyoruz. Evet, Müzeyyen hocamızı bekliyorum. O da katıldıktan sonra yayını başlatacağım. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün okulumuzla bir canlı yayınımız olacak. Okulun psikolojik danışmanı Müzeyyen hocamız birazdan yayınımıza katılacak. Onu hatta ben davet edeyim şimdiden. Evet, şimdi Müzeyyen hocamızı yayına alalım. Geldiyse, evet bakıyorum. Hocamız katıldıktan sonra okulumuzu tanıtacağız. Bu arada yayınımızda şöyle bir şey yapacağız. Hocamız da katıldıktan sonra yorumları sormak istediğiniz sorular olursa okulla ilgili bizim biliyorsunuz diğer yayınlarda olduğu gibi pek çok sorumuz var. Müzeyyen hocam geldi. Hocam size istek gönderdim. Oradan katılabilirsiniz isteği kabul edip. Oradan soru işareti kısmından siz merak ettiğiniz soruları tekrardan sorabilirsiniz oradan. Yayın bittikten sonra ben Müzeyyen hocamıza okulla ilgili cevaplanmayan soruları en sonda soracağım. İsteğimizi gönderelim. Geldi. Hoş geldiniz hocam. Müzeyyen hocam, duyabiliyor musunuz beni şu an? Evet, şimdi duyabiliyorum. Hoş geldiniz hocam. Bir an çok korktum, tekrar bağlanamıyor dedi ve bizim bu Instagram'la ilgili kanayan yaramız. Bu sorunu çözmüştük ama bir an korktum doğrusu. Ah, tekrar çıktı hocamız. İnternetle alakalı mı bir problem var? Tekrar istek gönderdim. Hocam tekrar Merhaba. yayından ayrıldı diye göründü. Şu an ben sizi duyabiliyorum. Güzel, ben de sizi gayet iyi duyuyorum. Sanıyorum takipçilerimiz de bizleri iyi duyuyorlar. Çünkü herhangi bir şey söylemediler. Nasılsın hocam, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Teşekkür ediyoruz bu yayını bizimle gerçekleştirdiğiniz Rica için. ederim. Rica ederim. Okulla ilgili çok bilinmeyen var, çok merak edilen şeyler var. Bu da yayınımızın dördüncüsü. Bunun da gayet güzel ve keyifli geçeceğini düşünüyorum. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yaparız umarım gençlerimiz için Evet, de. Benim kesinlikle. şu anda yayında girdiğimde benim kendi öğrencilerim, 12. sınıf öğrencilerim de burada yayını takip ediyorlar sanırım. Onlar da eğer katkıda bulunmak isterlerse yorumlar bölümüne yazabilirler. Yorumlar Evet. kapalı olacak gerçi ama mesaj Evet hocam. yazabilirler. Evet, mesaj yazsınlar. En sonunda mesajları tekrardan ileteceğiz. Diğer türlü bazen çok güzel sorular geliyor ama biz arada kaçırıyoruz onu, o soruları. O yüzden diğer türlüsü daha düzenli olur. Dilerseniz başlayalım hocam, çok vakit Olur. kaybetmeden. Ben Çok pardon. diyorum. Şöyle bir ekranda bir problem yaşandı. Tamam. Tamamdır hocam.
Şimdi öncelikle hocam okulunuzun türü nedir? Bize bölümleriniz hakkında bilgi verirseniz seviniriz. Okulun ismini tekrar söyleyip sorumuzu cevaplarsanız seviniriz hocam. Mehmet Kemal Coşkun Öz, Mehmet Kemal Mesleki Coşkun Teknik Öz, Anadolu Mesleki Teknik Lisesi. Anadolu Biz meslek lisesi, yani öğrencilerin genel adıyla bildiği öğrencilerin genel şekliyle meslek adıyla lisesi olarak geçiyoruz. Hem Anadolu hem Teknik Anadolu Teknik programımız hem de programımız Anadolu var, Meslek hem de Anadolu programımız var. Meslek programımız var. Bu Bu 1996-97 1996-97 yılından beri yılından İhsaniye beri Merkez'de İhsaniye olan bir Merkez'de okul. olan bir okul. Zaten birçoğunun gözünde Zaten birçoğunun çarpmıştır. Bu gözünde Agora çarpmıştır. Agora Çarşısı'nın hemen yanında hemen çok geniş yanında ağaçlıklı, geniş geniş ağaçlıklı, güzel geniş bahçesi güzel olan bir bahçesi okul. olan bir okul. Okulumuzda dört Okulumuzda tane 4 tane bölümümüz var. bölümümüz var. Biyomedikal bölümümüz Biyomedikal var. bölümümüz var. Elektrik, Elektrik, elektronik, teknik. elektronik, teknik. Hocamızın yayında bir donma oldu şu an. Beni duyabiliyor Beni duyabiliyor musunuz? musunuz? Hocam yayınınız dondu, şimdi geldi. Evet, duyabiliyoruz. En son Evet. biyomedikal dediniz, elektrik elektronik dediniz. Evet, makine teknolojileri ve bilişim teknolojileri alanlarında bölümlerimiz var. Okulumuzda toplam bu yılki en son sayımız 1015 öğrenci. Ben son 10 yıldır burada çalışıyorum. Butik bir okul diyebiliriz diğer meslek sektörlerine göre. Evet. Yeri de gerçekten çok güzel bir yerde, belediyeye çok yakın ve her Evet. geçişimde doğrusu benim de ilgimi çekiyor okulunuz. Evet, çok güzel. Yeni bir metrekarelik bir alana kurulmuş. 9-10 bin metrekare bir yeşil alanı var. Gerçekten o dönem Mehmet Kemal Coşkun Öz, Coşkun Öz Holding'in sahibi, onu da Allah rahmet eylesin diyelim. Kendisi de bir öğretmenmiş. Almanya'daki bir okulun aynısını bir saniyede bu alana yaptırmış. Çok da güzel bir okul gerçekten. Güzel, güzel. Şimdi hocam okulunuzun yerleştirme kısmı, merkezi yerleştirme mi yoksa mahalli yerleştirme mi? Her ikisi de var. Her ikisi de var. Her ikisi de. Merkezi yerleştirmemiz en düşük puanla Hı 322 puan, en yüksekte 385 puanla almış. hı. Ama merkezi yerleştirmede sadece biyomedikal ve elektrik elektronik bölümümüz var. Biyomedikal ve elektrik elektronik. Evet, bilişim ve makine bölümümüze yok. Anladım. Onlar normal mahalli yerleştirmeyle alıyor o zaman. Evet, mahalliyi de söyleyelim. O da en az 55 ile almış. Çok yeni bir nakil var. 55 puanla gelmiş. 85-90 puanları olan da var tabii. Anladım. Anladım. Peki hocam kontenjanınız kaç ortalama? Bu bölümler için. Bölümler için mi? Mesela biyomedikal bölümü için 20 kontenjan var. Elektrik, elektrol, pardon 20 diyorum, 34, her ikisinde de 34-35 34. kontenjanlarımız var. Evet. Anladım. Anladım. Diğerleri için var mı hocam? Yani şu kadar sayıda öğrenci alıyoruz dediğiniz bir En sayı. fazla 40'ar kişi alabiliyoruz ve 7-8 şube yapabiliyoruz. Zaten yani 200-250 civarında öğrencimiz gelecek ATP, AMP ile birlikte. Anladım, Coşkun Öz'den anladım. her yıl ortalama 200-250 ortalamasında öğrenci mezun oluyor. Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdiden daha yayın başlamadan, çünkü puanlı mı puansız mı soruları gelmiş. Bir yandan da onlara bakıyorum ben. Buradan da onları yanıtlamış olduk. İki tane bölüm, yani biyomedikal ve elektrik elektronik merkezi yerleşmeyle alıyor. Puanları 322 ile 385 arası. Ama önümüzdeki sene bu puanlar belli değil. Evet. Sıralamayla olduğu için öğrenciler mümkün olduğunca puanlarını yüksek tutmalı. Evet, çok fazla talep alan bir okul. Yani AMP bölümümüzde mahalli olarak baktığımızda biliyorsunuz ta Çalı'ya kadar uzanan bir adres alanımız var ve genel anlamda velilerimiz Coşkun Öz'de okutmayı çok istiyorlar. Çok çekirdek bir kadrosu var. En az yani mesela ben yenilerden biriyim. 10 yıldır bu okulda çalışıyorum. Çok bilindik eski 20-22 yıldır açılışından beri burada olan gidip tekrar geri dönen öğretmenlerimiz var. Çok uzun zamandır birlikte çalışan iyi bir kadrosu var. Mezun öğrencilerimiz ya da şu anki öğrencilerimiz de buradalardır. Evet, Şöyle buradalardı, sizi söyleyebiliriz. uçuyorlar.
biraz sıkı bir okuldur aslında, disiplinli bir okuldur. Çünkü meslek liselerinin temeli de böyledir. Usta-çırak ilişkisi içerisinde bir kurallar silsilesiyle gider. Oldukça dikkatli olduğumuzu söyleyebilirim kurallar konusunda. Anladım, anladım. Bu da düzeni sağlıyordur aslında. İyi bir durum bence. Kesinlikle. Şimdi hocam, evet söyledik mahalli merkezi yerleştirmelerimizi, kontenjanlarımızı. Peki üniversiteyi kazandırma oranı ne hocam? Yani bu anlamda üniversite sürecinde sizin hazırlık aşamasında öğrencilere sağladığınız imkanlar var mı? Varsa neler? Yetiştirme kurslarımız Yetiştirme var. kurslarımız var. Öğrencilerimize pandemiden önce, mesela bu sene 12. sınıflar bendeydi. Maalesef planladığımız hiçbir şey yapamadık tabii ki, ama Evet, maalesef. genel anlamda biz 9. sınıftan başlayan bir üniversiteye yönelik yönlendirme çalışmaları yapıyoruz. Mesela ben her yıl sınıflarda YKS sistemini anlatıyorum. Verilerimizi anlatıyoruz. 12. sınıflara, 11. sınıflardan itibaren de aslında deneme sınavlarına başlıyoruz 2 haftada bir. Ama bu yıl ve geçen yıl böyle bir şey yapamadık. Sadece yanlış hatırlamıyorsam 2 kere deneme sınavı yapabildik. Hatta az önce odamda gördüm deneme sınavlarımızı. Öğrencilerimiz bu konuda da çok, her zaman çok heveslilerdir. Okulda deneme yaptığımızda böyle 3-4 tane sınıfı bulan bir şekilde deneme sınavları yapıyorduk. O sınavların sonuçlarını değerlendiriyorduk. İnşallah seneye normal bir süreç, okul süreci yaşarsak 12. sınıflarımız için yetiştirme kursları, ihtiyacı olan öğrencilerimiz istedikleri öğretmenden zaman zaman etüt almalarını sağlıyoruz. Tabii ki 1.000 kişilik bir okul olduğu için bu böyle şey gibi düşünmeyelim lütfen, hani dershane etüt mantığıyla değil de Evet, rica birebir vesaire. üzerine. Evet, tabii özel eğitim öğrencilerimiz için birebir eğitim saatlerimiz var. Özel eğitim, özellikle kaynaştırma olan öğrencilerimiz de bizi dinliyorlarsa, onlar için birebir destek verdiğimiz, Destek gerçekten bir eğitimi. de ders saati gibi haftada belli günlerde çakılı programları olan bir, bu konuda çok dikkat ediyoruz. Ama onun dışında dediğim gibi 12. sınıflara deneme sınavları, ondan bir sene öncesinde YKS partileri, yani bu tip çalışmaları yapıyoruz. Üniversiteye yönelik motivasyon, akademik anlamda çalışmalarını sağlayacak çok fazla çalışmamız vardı. Ne güzel, evet, ama devam edecektir umarım, bu süreç geçici bir süreç. İnşallah, çok Heyecanla özledik bitmesini öğrencilerimizi. bekliyoruz biz de. Kesinlikle. Ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam bu soruya? Yoksa ben diğer Üniversiteye sorumu. kazanma konusunda geçtiğimiz yıllarda %60-70'lere varan ciddi, çok güzel, mesela en son burada bir özel bir hastanenin klinik psikoloğu bizim mezunumuzdu. Spor muhabiri olan mezunlarımız var. Sınıf öğretmenleri, çok fazla mühendisimiz var. Diyetisyen olan öğrencilerimiz var. Gerçekten bundan önceki yıllardaki mezunlar partisi yapıyoruz çünkü pilav günü gibi. Orada onlarla tekrar tekrar karşılaşma olanağı da bulduğumuzda çok gurur vericiydi. Ama son 2 yıl içerisinde bu mahalli yerleştirmeler başladığından beri bu konuda maalesef düşüşlerimiz var. Bu seneki oranımız %47. Bize göre az bir oran. Tabii diğer okullarda da aynı düşüşler vardır. Bizim için çok üzücü. Son 2 yıldır maalesef böyle bir tablomuz var. Ama onun dışında eskiden çok da birçok Anadolu sesini geçen bir düzey vardı. Evet, gerçekten yüzdesi bence de çok yüksek bir yüzde. Şu anda bile fena değil ama tabii eski durumuna göre karşılaştırılınca Evet. bir düşüş yaşanmış. Peki hocam, sizin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olmanızın üniversite sınavında kazandırdığı avantajlar var mı? Varsa neler? Bu anlamda çocukların önünü açan şeyler varsa müthiş olur bizim için. Var ama ben bu konuda bunun çok bir avantaj olduğunu da düşünmüyorum. Yani bir konu daha düşünmüyorum. Şimdi öğrencilere en çok cezbeden taraf ek puan geliyormuş 2 yıllıklara. Sınavsız, eskiden sınavsız geçişlerimiz vardı. Şimdi devlet onu kaldırdı. Dedi ki orta öğretim başarı puanında, şimdi onlar da LGS ile orta öğretim başarı puanı ile geliyorlar. Bir puanlar ekleniyor ve yerleştirme puanları oluşturuluyor. Aynı bu şekilde yine üniversitede de böyle bir puan oluşturuluyor. Okuldaki orta öğretim başarı puanının belli bir yüzdesi.
İşte onlara şimdi vermeyeyim, çok kafaları karışmasın. Okula gelirse ben Evet. anlatacağım zaten onlara. Ek yerleştirme, pardon, ek yerleştirme diyorum. 2 yıllık meslek yüksek okullarına ek bir puan veriyor. Orta öğretim başarı puanının yarısı kadar daha ekleniyor. Ama şöyle bakalım. Zaten meslek lisesinden mezun olan işte 300 bin, 400 bin civarında öğrenci varsa bunların hepsine birden o puanı ekliyor. Aslında temel anlamda yine aynı Evet, tabii ki durum. sıralamayı çok etkileyen bir durum değil aslına Hayır bakarsanız değil. Ben dediğiniz gibi. bunu çok böyle aşırı bir avantaj olarak görmüyorum öğrencileri. Ama bizim nasıl bir avantajımız var? Metok avantajımız var. Belki daha önce duymamış olay ya da anlatmışlardır belki arkadaşlar. İlk kez biz mi bağlanıyoruz hocam mesleki tek meslek sesi olarak? Yok hocam, daha önce Feriha Uyar da bağlandı ama bu konuyu çok detaylı konuşmadık. Konuşmadık. Mesleki teknik okullar var. Üniversitede mühendislik eğitimleri veren fakülteler bunlar. Ancak burada gerçekten bir güzellik var. Bizim için önemli olan şey ek puan almak değil ama öncelik almak çok önemli. Diyelim ben normal bir Anadolu Lisesi'nden mezun bir öğrenciyim. Siz de bizim lisemizden mezun olan bir öğrencisiniz. İkimiz de METOK, MTOK diye yazılan bir bölümde biyomedikal mühendisliğine başvuracağız. Sizin puanınız benden düşük olsa bile önceliği devlet size veriyor meslek lisesinden mezun olduğunuz için. Peki bu MTOK diye adlandırdığımız fakülteler nedir? Sadece meslek liselerine öncelik verildiği, geri kalan kontenjanına başkalarının da yerleştiği mühendislik fakülteleridir. Bu fakültelerden mezun olan öğrenciler normal fakültelerden, mühendislik fakültelerinden mezun olan öğrencilerle aynı yetkilere sahiptir. Daha önce Anayasa Mahkemelerine defalarca mahkeme dava açıldı ama bu konuda metotlar kazandı. Bizim için çok ciddi bir avantaj. Yani Evet, ben o 2 yıllıkları kesinlikle. ek puanı çok önemsemiyorum ama metok avantajımızı çok önemsiyorum. Bu bizim için Evet, çok evet. önde bir şey. Kesinlikle evet öyle. Şimdi hocam okulunuzun bir de çok çocukların daha çok böyle ilgilendiği ya da merak ettiği başka bir konu da sosyal kültürel sportif faaliyetler. Bu Evet. anlamda okulunuz ne durumda, neler yapılıyor? Bunu da merak ediyoruz doğrusu. Şimdi bizim öğrencilerimizle yaptığımız zaman zaman anketler yapıyoruz. Onlar hiç yeterli bulmuyorlar. Ancak bizim okulumuzda 2012 yılından beri Coşfest diye bir festivalimiz var. O festivalde öğretmenler, öğrenciler, çeşitli yarışmalar. Hatta yarın kurulumuzda da izleyeceğiz. İşte ben bilmem, öğretmenim bilir. Yetenek sensin, Josh Kunoz. Josh Viver, Survivor'ın farklı bir versiyonu. Daha öncesinde okula bir sanatçı falan getirmiştik. Okulda öğretmenler arası tavla turnuvaları. Bu hepsi aynı dönemde oluyor. Atatürk'ü anma haftasında yapıyoruz özellikle de. 19 Mayıs haftasında olur. Eğer konuk getirebiliyorsak işte yazarlar, gazeteciler, okulumuzun eski mezunlarının geldiği güzel böyle etkileşim saatleri yapılıyor. Şiir dinletileri. Yani o hafta boyunca Çok güzel. gerçekten çok fazla eğlence yapılıyor okul içerisinde. Öğretmen öğrenciler arasında futbol, voleybol turnuvaları. Bizim kendi aramızda da var. Biz okul olarak okulumuzu çok seviyoruz gerçekten. Hem öğrenciler hem öğretmenler olarak. Ama bunların dışında söylediğim gibi evet sosyal kültürel sportif faaliyetleri yüksektir. Çok güzel bir spor salonumuz var. Normalde gelebilselerdi onlara gösterirdim. Şu anda da okulumuzda inşaat var. Aslında olmasaydı belki canlı yayında da gösterebilirdik. Okulun duvarlarını iyileştiriyorlar. Çok güzel bir spor salonumuz var. Orada işte çeşitli faaliyetlerimizi falan da yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu anlamda hep çok şanslı olmuşlardır. Güzel. 9-10 bin metrekarelik bir açık alan. Güzel yani. Çim alan. Bir üniversite kampüsü gibi aslında bakarsanız. Evet. O zaman bahar şenliği gibi, üniversite bahar şenliği gibi bir şenliğiniz oluyor. Onun dışında pek çok spor, yani futbol vesaire turnuvalara falan katılınıyordur muhtemelen. Tabii ki. Yoksa... Bizim okulumuzda çok merkezi olduğu için birçok faaliyet de bizim okulda oluyor zaten. Öğrencilerimiz onları izlemeye de giderler. Ama biz kendi açımızdan da eğlenceli bir okul olduğumuzu düşünüyorum. Okul piknikleri düzenlenir bahçede.
Yani böyle işte her sınıfın kendi başına piknik yaptığı, işte bizlerin ortada olduğu çok güzel mezuniyet törenlerimiz var gerçekten. Mezuniyet törenlerimiz bizim gurur duyduğumuz güçlü alanlarımızdan biri. Yine okulumuzun bahçesinde yapıyoruz. Çok güzel, çok büyülü bir atmosfer oluyor. Çok da güzel eğleniyoruz okulun bahçesinde. Ne güzel, ne güzel. Bu da okula aidiyeti hisset, yani daha arttırıyordur bence, hem öğretmen hem öğrenci açısından. Tabii Coşkun Öz'ün Çok önemli. mezunlarında, öğrencilerin de özellikle okula olan aidiyetlerin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani diğer okullara oranla bizim okulumuzun öğrencisi, öğretmeni, birbirimize olan bağımız gerçekten çok güzel. Yani istendik seviyede. Ne güzel, ne güzel. Bu ne kadar güzel bir kazanım. Zaten yazıyor mezunlarınız da bir yandan. Okulu ne kadar çok sevdiklerini ve Güzel size şeyler yazıyor. evet, size gayet olumlu şeyler yazıyorlar. Bir yandan Canlarım benim. onlara da bakıyorum ben. Hepsini okuyorum. Şimdi hocam, güzel güzel faaliyetler yapılıyor. Bir de tekrar iş konusuna tekrar gelecek olursak, okuldan öğrenciler mezun olduktan sonra iş bulma konusunda okulun bir desteği var mı? Yani sektörde kendi alanlarına dair yer bulabiliyorlar mı? Bunda sizin okulunuzun katkıları oluyor mu? Her okulda olmuyor çünkü, her meslek Hem lisesinde de olmuyor. okulumuzun oluyor, hem de holdingimizin oluyor. Çok o anlamda şanslıyız. Güzel. Coşkun Öz ve Coşkun Öz Vakfı bizi bu konuda çok destekliyorlar. Artı öğretmenlerimiz, bölüm alan şeflerimiz, alan öğretmenlerimiz, öğrencileri zaten biz son sınıfta şöyle söyleyeyim. Mahalli bir şekilde gelecek olanlar, Anadolu Meslek Programı'na ait olan öğrencilerimiz 12. sınıfın haftada 3 gün stajda oluyorlar. Birçoğu o staj yaptığı okulda zaten işe yerleşmeleri için teklif alıyorlar. Atölyelerimizden yerleşen birçok çocuk gerçekten çok iyi bir seviyede mezun oluyorlar. Yani bu konuda mütevazilik yapmayalım. Meslek dersi öğretmenlerimiz gerçekten alanlarında çok iyi öğretmenler ve Türkiye çapındaki yarışmalarda da her girdikleri yarışmada ya birinci ya ikinci olmuşlardır. Bu anlamda Süper. onlarla da gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizle meslek anlamında iyi yetişiyorlar. İş bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını zannetmiyorum. Eğer makinem, biyomedikal, pardon biyomedikali ayıralım, elektrik ve bilişimle ilgili bir yerde çalışmak istiyorlarsa iş bulma konusunda sorun olduğunu zannetmiyorum. Ama farklı bir alana yönleniyorlarsa tabii o zaman farklı. Biyomedikal Biyomedikalde konusu. nasıl bir şey var hocam? Biyomedikal Türkiye genelinde çok fazla çalışma alanı çok fazla yok. Daha yaygınlaşmadı. Şimdi biyomedikal çok parlayan bir yıldız olarak geldi. Ama az sayıda özel hastane var. Özellikle de elektrik elektronik alanının bir dalıymış gibi aslında çok farklı. Yaşam destek, bizim okulumuzda yaşam destek üniteleri var. Küvöz, diş teknisyenlerinin kullandığı, pardon, diş hekimlerinin kullandıkları aletler, onların işte ve benzeri aletler bakım onarımını yapıyor. Mesela buraya gelen öğrencilerimiz biyomedikale geldiklerinde birçoğu hemşire ya da sağlık çalışanı olacağını düşünüyorlar. Oysa ki bizim okulumuz teknik lise. Biz buradaki her öğrencimiz bir şeyin bakımını, onarımını ya da üretimini yapmak üzere yetiştiriliyor. Yani buradan bir sağlık çalışanı olabileceğinizi düşünmemeniz gerekiyor biyomedikalden. Staj yapma konusunda da biraz sıkıntı yaşıyoruz. Medikal bölümünde. Çünkü atıyorum 4 tane elektrikçi elektrik elektronik bölümünden alınıyorsa bir tane biyomedikal ya da 2 tane biyomedikal alıyorlar. O açıdan yani iş konusunda çok rahat diyebileceğim bir durum değil. Ama çok fazla çalışanımız var. Özellikle Bursa piyasasında. Çünkü onlar sonrasında 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümler okudular. Biyomedikalden odometri, elektronöro, fizyoloji, protez, ortez gibi bir sürü bölümleri var. O bölümlere geçtiklerinde evet. Ama liseden sonra direkt bir iş bulabilirler. Kesin %100 demek çok doğru olmaz. Anladım. Oran biraz daha düşük diğer bölümlere göre. Evet. Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam, peki kendi türünüzdeki diğer okulları göz önünde bulundurduğumuzda, sizi diğer işte Mesleki Teknik Anadolu liselerinden ayıran farklar var mı? Varsa neler? Bunu da merak ediyoruz. Coşkun Özlü olmak bizi Tek ayırıyor. başına diyorsunuz, Tek yeterli. başına adımız yeter.
Şimdi daha butik bir okuluz. Mesela diğer ben meslek liselerindeki arkadaşlarımla ya da oradaki idarecilerle konuştuğumuzda çok kalabalık sayıları var. Bizim bugüne kadarki en yüksek rekor sayımız 1015. Bize çok fazla geliyoruz. Normalde 600, 700, 800 segmentindeydik. Bizim okulda herkes birbirini tanır. Çoğu öğretmen kendi bölümüyle ilgisi olmasa bile bir şekilde bir yerde temas halindedirler. Küçük bir okuluz. Daha önce söyledim, çok kemikleşmiş, hoş bir kadrosu var. Bu okulu seven, gönül veren öğretmenlerimiz var. Ne 90 tane güzel. öğretmenimiz var. Personellerimiz, yani çok fazla bir sirkülasyon olmaz bizim okulda. Mesela nakil gelirler çocuklar ya da pardon ilk kayıt olur, sonra nakil gider, sonra geri gelmeye çalışırlar. Evet, biraz disiplinli bir okuluz. Ama bizim işimizin zaten bütün kaynağı bu. Fabrikada, sanayide çalışmanın kaynağı disiplindir, kurallardır. Ama biz kuralları ne zaman esneteceğimizi de çok iyi biliriz. Ne zaman eğlenecekse o zaman eğleniriz, ama işse o farklı bir şey. Öğrencilerimiz her zaman bizim desteğimizi hissederler. Her zaman da yazarlar. Yani bu okuldan mezun olduklarında bizimle tekrar iletişime geçemeyecekler diye bir şey yok. Zaten birçoğunda bizim iletişimimiz de vardır. Ben okulumuzu seviyorum. Güzel bir okul. Yani Ne güzel hocam. ben burada okumak isterdim herhalde. Ne güzel hocam. Yani disiplin az önce de dediniz aslında düzeni tertibi sağlayan bir şey. Yani ne zaman gevşeteceğinizi biliyorsunuz, ne zaman sıkı tutacağınızı. Bu aslında onlar için de bir kazanım. Belki şu an fark etmiyor olabilirler ama ileride belki daha iyi olumlu sonuçlarını göreceklerdir diye Evet, düşünüyorum ben de. mezunlardan mesela böyle dövüşler çok var. İşte üniversiteye gittim, hiç ders çalışmadım hocam neredeyse. İşte 2 yıllık fakültelerde okuyanlar, ben hiç ders çalışmadan geçtim hocam. Ya da mesela sonra DGS ile yapıyorlar. Bir de bu arada şöyle bir şeyimiz de var. 2 yıllık meslek yüksek okulunda, yani elektronikte 2 yıllık üniversite elektroniği, elektrik elektroniği okuyup sonrasında dikey geçiş sınavı diye bir sınavla mühendisliğe de geçiş yapabilirsiniz. Birçok öğrencimiz öyle de yapıyorlar. Ben bizi dinleyen öğrencilere şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar işler yolunda gitmemiş olabilir. İstediğiniz gibi ders çalışmamışsınızdır, hayalini kurduğunuz gibi bir öğrenci olamamışsınızdır, ailenizin ya da işte o çok beğenilen komşunuzun çocuğu kadar da olamamış olabilirsiniz. Ama her şey için o kadar güzel bir dönemdeler ki, bugüne kadar vazgeçtikleri, altından kalkamadıkları, yapamadıkları ne varsa bu dönem o kadar keyifli, güzel bir dönem ki, bu 4 yıl içerisinde hiç hayal edemeyecekleri gibi bir noktada bile olabilirler. Yeter ki inansınlar kendilerine ve eksiklerini bulsunlar. Coşkun Özden, üniversite kazanılır mı? Tabii ki kazanılır. Ama sadece örnek olsun diye söyleyeceğim. Galatasaray Lisesi'nden kazanamayan da olabilir. Tabii Burada ki önemli evet. olan şey gerçekten bu taşın altına elini koyacak birileri. Evet, Olmazsa olmuyor. Okullar kesinlikle. çok önemli değil yani. Biraz sizsiniz önemli olan. Kesinlikle. Yani o öğrencinin o süreçteki motivasyonu ve birilerinden bir şey koparması, öğretmenleri sıkıştırması, bunlar aslında zaten farkı yaratan şeyler onlar bence de. Yoksa herkes aynı konumda, herkes aynı durumda. Evet. Ya yani meslek liselerini şöyle düşünmelerini istemiyorum. Dersleri kötü olan çocuklar Hocamızın yayını dondu tekrardan. hocam, ara ara telefon geldiğinde yayın kesiliyor. O yüzden bir sorun çıktı. Kusura bakmayın Anladım lütfen. hocam. Ben internetten kaynaklı zannettim. Yok değil. Matematik, fizik ağırlıklı bir okul. Çünkü mühendislik zaten matematik ve fizik ağırlıklı bir alandır. Bizim okulumuzda çocuklar işte ben matematiği sevmiyorum, o yüzden gelmeyeyim gibi bir konuları varsa birazcık zorlanacaklardır. Çünkü bizim bütün derslerimiz sayısal tabanlı. 48 Evet, saate, 46 bölümler. 48 saat kadar dersiniz var. Hem normal lise gibi hem de bir eğitim alacakları, atölyelerde olacakları bir alan.
Zor ama bir yıl sonra alışıyorsunuz. Zaten bunun keyfini de yaşıyorsunuz. Atölyede bir şeyler üretmek çok keyif verecektir size. Keyif verecektir. 9. sınıf, 10. Kesinlikle. sınıflarımız falan ilk, mesela şurada şöyle bir şey var. Burada şöyle bir şey Çok var. basit bir şey onlar için ama benim Basit bir şey için onlar çok için çok kıymetli. kıymetli. Kaç yıldır da Kaç yıldır sakladığım bir da şey. sakladığım bir şey. Devreden Devreden şöyle bir şey şöyle bir şey yapmış mesela öğrencimiz. Görünüyor öğrencimiz. mu bilmiyorum. Görünüyor mu bilmiyorum. Evet Yani görünüyor hocam. mesela bu işte Mesela bu işte ışığı yanıyor, bir şeyler oluyor. Mesela bu tip yanıyor. şeyler Mesela bu yaptıkça tip çok şeyler yaptıkça hoşlanacaklardır. çok Bir şeyler hoşlanacaklardır. Evet. üretmek hoşlarına Üretmek gidecektir. hoşlarına gidecektir. Bilişim bölümünü şöyle düşünmesinler, en çok sıkıntı yaşadığımız konular. Bilişim bölümünde, mesela bizim bilişim bölümümüzde internet yok. Kod yazıyoruz. Yani web programcılığı da var ama veri tabanı programcılığı üzerine kodlar yazılacak. Yani bunun için hafızası güçlü. Bilgisayar başında oturmaktan çok sıkılmayacak. Ve internette oyun oynarım falan diye düşünüyorsanız öyle bir şey anca sene sonlarında ödül olarak veriliyordur. Çok fazla öyle bir şey Evet. olmuyor. Makinada elektrikte dikkatli öğrencilerimizin olmasını istiyoruz. Çünkü çok sayıda devreleri Çok sayıda olacak. devreleri olacak. Evet. Zor mu? Değil. Zor mu? Değil. Ama sevmek lazım. Kesinlikle. Bir tane hatta öğrencimiz şey demiş, puanım 93, gelebiliyor muyum okulumuza diye. Gel hoş gelirsin Şimdi 93'e. biz isteriz diyorsunuz. Yani o şöyle iki tane bölüm şeyle alıyor, ortalamayla. Diğer bölümler sınavla alıyor. Evet. Bir de hangi bölümü istediği önemli, onu yazmamış. Önce hangi bölümü istediğine bence karar vermeli. Daha sonra onunla Şimdi ilgili bir yol şöyle çizmeli söyleyeyim. gibi. Biyomedikalin, bilişimin, makinanın, elektrik, elektroniğin mahalli alanları da var. Ama biyomedikal ve elektrik, elektroniğin birer tane sınıfları sınavla gelecek. Anladım, anladım. Mahalli de gelebiliyorlar ama birkaç sınıf sadece sınavla alıyor. Evet. Anladım. Anladım. O zaman puanıyla rahatlıkla istediği bölüme Evet, geçen sene en düşük gelebiliyor. puanımız 55'miş. 85'te en yüksek puanımızmış. ATP bölümlerinde yani Anadolu programlarında, Anadolu programlarındaki farkı da şöyle anlatalım. Anadolu programları normal lise eğitimine devam eder. Yani matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi derslerle devam ederler 12. sınıfın sonuna kadar. AMP sınıfları 9. sınıftan sonra kültür dersleri çok azalıyor. Mesela üniversiteyi kazanmayı düşünen, üniversite yönelik akademik çalışma yapmayı düşünen öğrencilerimize ATP programlarımızda daha çok yardımcı olabiliriz. Anladım. Sizde de şöyle bir şey var mı hocam, bu sene gelen son sınıfta öğrenci isterse Anadolu kısmına geçebiliyor ya da o tarz bir Eğer uygulama var kontenjan mı? varsa, puanı yeterliyse ama onun için tabii ki 9. sınıfta bize geldiği puana LGS tabii o zaman belki TEOG'du hatırlamıyorum. LGS olabilir. LGS'deki taban puanının okulu tutuyor olması şartları da var. Yani sadece o şekilde değil galiba. Sadece isteğe bağlı değil. Değil Çünkü evet. sanıyorum yeni geldi meslek liselerine öyle bir şey. Mesela bizim AMP'de olup yani Anadolu Meslek Programı'nda olup ATP'ye aldığımız öğrencilerimiz oluyor. Mesela ATP'de Anadolu Teknik Programı'da diyelim 2-3 kişi nakil gitti. Bizim de yerimiz var 2-3 kişi. Bizim okuldan başvurursa öğrenciler oraya da puanları yeterse o zaman ATP'ye geçiş yapabiliyorlar. Anladım. Anladım. O şekilde oluyor. Evet. Şimdi bir yandan da sorulara bakıyorum hocam. Aslında neredeyse hemen hemen hepsini cevaplamışız. Hepsini konuşmuşuz. Öğrencilerin çok selam var size. Hepsini 12M öpüyorum. sınıfından vesaire isim Aa. şimdi vermeyeyim tek tek. Hepsini öpüyorum. Bakıyorum. Onlar benim öğrencilerim 12'ler. O yüzden hepsine selamlar. Hepinizi Evet. öpüyorum. Şimdi evet hocam, hemen hemen hepsini yayınlamışız. Zaten kafanızdaki pek çok soru işaretini giderdiniz. Çok da böyle güzel gitti yani. Beklediğimiz gibi süreyi de çok iyi kullandık bence. Daha fazla eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa ben gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Bu Rica çok ederim. güzel bir Benim motivasyon konuşması da yaptınız arada bu arada. O da yani eminim çok çocuklara çok küçükler iyi çünkü. gelmiştir. Çok küçükler ama Evet. hayatlarını değiştirebilecekleri bir noktadalar. Çok güzel bir noktadalar. Diyorum ya geçmişi çok önemsemeyin, oraya bakmayın. Ama ileriye bakın. Ama bunun için de
Çabalayın. Sadece öyle boş boş bakmamak lazım. Yani nerede eksiğini? Mesela Evet, birçoğunun yetmiyor matematik bakmak. eksiği var. Evet. Yani mesela bu konunun farkına varıp onun üzerine gitmediğiniz sürece matematik de daha az bir sorun haline gelmeyecek. Üzerinde çalışmanız İlla ki lazım. tutabilecekleri bir taraf var. Ve herkesin yapabileceğine inanıyorum. Evet hocam, evet. Ya bir de kişinin kendini tanımasıyla da çok önemli. Biraz Evet. insan iyi yönlerini bilip üstüne gidince aslında yani daha da ileriye gidebiliyor. Motivasyonu yükseliyor, ürettiğini görüyor. Kişi kendini çok iyi tanımalı. Yani gençler bu konuda belki bazen yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Bizler her zaman yardıma hazırız. Evet. Tanımak Evet. istiyorlarsa kendilerini, bu anlamda pek çok şey var. Ama lütfen şey yapmasınlar. Yani böyle boş verip bırakıp işte biz zaten yapamıyoruz, beklentilere kulak asıp iyice motivasyonlarını düşürürlerse kendilerine sadece zararları dokunur. Evet. Yani umarım tam tersini yapıp böyle bir insan ülkeye gerçekten çok iyi şeyler katabiliyor. Onlar da her Evet. gencimiz Evet. katacaktır. Buna inanıyoruz biz de. Tabii ki, tabii ki. Atatürk'ü Yani örnek bizler her alsınlar zaman hazırız. kendilerine. Bir Evet. kişi nasıl bir kendi sadece Yayınımız, hocamızın yayını dondu. Belki telefonu çalmıştır. Evet geldim. Evet geldim. Müzeyyen hocam, evet. Bir de şöyle bir şey söyleyebilirim. İşkur'un sonuçta devlet şey olduğu için ismi veriyorum ama Ben de bir İşkur'un yandan soruları evet, bakayım. sitesinde onların mesleki anlamda nelerden hoşlandıklarını, ilgi ve yetenekleriyle ilgili çok güzel testler var. Oraya üye olmalarını gerekiyor. Üye olduklarında gerçekten onların çok işine yarayacak. Bu anlamda onlara rehberlik edecek çok Evet, bu güzel bir bilgi oldu. Şimdi hocamızın yayını tekrardan dondu ama İşkur'un sitesinde bu anlamdaki testlere bakabilirsiniz gerçekten. Çünkü biz Nilüfer Ram olarak şimdi pek çok okul tanıtılacak. Bütün meslek liselerindeki bölümlere bakabilirsiniz. Tüm yayınları takip ederseniz aslında her okulun farklı farklı bölüm açtığını göreceksiniz. İşkur'un Evet. sitesindeki o biraz en azından kendinize daha yakın bulduğunuz bölümleri de keşfettikten sonra ona göre bir okul seçiminde bulunursunuz ve bu eminim sizin kalan hayatınızdaki bütün kısmı kolaylaştıracaktır bence. Bu iyi bir bilgi oldu hocam. Teşekkür ediyoruz. Sorulardan sınavsız liseler, evet elbette ki sınavsız liseler var. Onlar mahalli yerleştirme dediğimiz liseler. Onlarda da her okulun bölümleri farklı oluyor. Her bölüm işte Evet. mahalli yerleştirmeyle almayabiliyor. Onları tek tek takip etmeniz gerekiyor. Yayınları takip edin ya da okuldan gidip bilgi alabilirsiniz. Bu soruyu da böylelikle cevaplamış olalım. Bu kadar hocam. Sorularda pek farklı bir şey yok. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Hepsine Biz bol teşekkür şanslar ederiz. diliyorum. Çok Size de sağ çok olun teşekkür hocam. ederim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Öğrencilerimiz lütfen yayınları takip etsinler. Liseli öğrencilerimiz için bir de meslek tanıtımları da yapıyoruz. Aa, Yakında çok güzel. üniversitelerle ilgili de çalışmalar olacak. Hepsini takip etsinler. Eminiz onlara ufak da olsa bir şeyler katacağız diye düşünüyorum ben. Kesinlikle çok da şanslılar. İyi ki Nilüfer Hanım böyle bir şey yapıyor. Çok da çok güzel kaliteli bir iş. Sizi de tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Hoşça kalın. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. İyi günler.